Doğru, Amerika Birleşik Devletleri için artık görünen seçilmiş Başkan Biden, fakat Trump yönetiminden Dışişleri Bakanı Pompeo, deyim yerindeyse gider ayak Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleşecek ve Fener Rum Patriği ile görüşecek. Bunu konuşmaya devam ediyoruz. İsmail Hakkı Pekin'in söyleyecekleri vardı, hemen dönelim kendisine. Buyurun Sayın Pekin. Ben e, şunu söylemek istiyorum. Tabii e, Sayın Dışişleri Bakanımızın İstanbul'a gitmemesi. Trump'ın şeyin Pompeo'nun şu şu gösterisini önledi. Sanki Türkiye ile Bartolomeos ya da Fener Rum Partikliği iki ayrı birinmiş gibi halbuki Rum Pat Patrikhanesi Türkiye'de Fener Rum Patrikhanesi Türkiye Türkiye vatandaşlarından oluşan ve Türkiye'de işte şeylerin Rumların Rum Ortodoksluğun gittiği bir patrikane. Dolayısıyla e, ...böyle bir özelliği yok. Biraz evvel söylendi, ekonomik, öze, e, ekonomik özelliği de yok. Ekonomik değil, uluslararası değil yani. E, şimdi oraya gittiği zaman büyük ihtimalle... ...bütün e, Rum Ortodoksları ya da şeydeki Rum lobisini... ...etkileme amacını taşıyor. Çünkü sadece buraya gitmiyor. Başka yerlerde de... E, ...yani Atina'da da diğer gittiği toplam 7 ülke var galiba. Bu ülkelerde de e, bazı din adamlarını ziyaret ediyor. Yine e, sanırım bazı yerlerde e, patice e, ziyaret ediyor. E, dolayısıyla e, bu engellenmiş oldu. En azından orada ne konuşsa konuşsun. Yani şunu demek istiyor: Biz sizle beraberiz. Sonuçta e, bu olayı biraz evvel söylendiği gibi hem bir iç e, çatışma hem de bir e, uluslararası çatışma için çatışma halinde olduğunu göstermek gibi bir şeyi var, bir havası var. Yani Rum-Rum e, e, Ortodoks Rumlarla e, Türkler arasında sorun var. E, dünyaya bunu anlatmaya çalışıyor e, birincisi İkincisi de e, bu sorun e, işte ben bu sorunu çözmek için iki, iki tarafta da görüşüyorum bu havayı yazmaya çalışıyor yapmaya çalışıyor ama Türkiye e, Pompeo'nun Pompeo oyununa gelmediğini e, söyleyebilirim e, isabetli bir kararla e, gelmedi zaten Pompeo'nun da Türkiye'ye verebileceği şu andan itibaren çok fazla bir şey yok Serhan Ali kardeşime katılıyorum e, o da e, açık ve net söyledi Pompeo şu anda Gidici biri e, biri ve bundan sonra da kolay kolay <laughs> e, onun e, böyle bir yerde olması e, biraz zor. Demokratlar görevde olduğu sürece. Peki. Ya Başak Hanım zamanlamayla ilgili bir şey Buyurun. hatırlatmak isterim. Tabii. Ee, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli de e, bu hafta sonu e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kapalı hmm. Maraş'a gidecekler. Ya bu da baktığımızda e, aslında. E, çok e, zamanlama açısından, hani bir tarafta değerlendirmemiz gereken önemli konulardan nasıl bir tanesi. Nasıl bir mesaj yani bu? Cumartesi mi gidecek mi? E, Pazar günü Pazar gidecekler. gidecekler. 15 Kasım'da ne ne e, Pompeo'da bu hafta sonu bu hafta olacak galiba. Yani nasıl bir mesaj bu? Yani daha daha, daha bizde yani de anlayabiliriz. Tabii Türkiye'nin Rum Yunanlı bakın, bakın Türkiye, Türkiye. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde baktığımızda Sayın Ersin Tatar'ın e, cumhurbaşkanı seçilmesi konusu e, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki iç siyasetin bir konusu değildi. Ersin Tatar'ın seçilmesi aynı zamanda Türkiye'nin de tezlerinin e, karşılık bulduğunun bir ispatıydı ve baktığımızda Sayın Ersin Tatar'ın Kuzey Kıbrıs e, davasıyla ilgili söyledikleriyle. Sayın Akıncı'nın söylediklerinin arasındaki tezata baktığınızda Rum tarafının, yani Güney Kıbrıs Rum kesiminin olayları daha provoke etmek için e, yanıp tutuştuğunu da görüyoruz. Gözümüzden kaçmasın. Çünkü e, oradaki Sayın Ersin Tatar'ın e, Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi konusu Kıbrıs davasıyla ilgili bundan sonraki süreçte Kıbrıs yönetimiyle öyle ya da böyle Türkiye yönetimi arasında Bundan sonra daha önce e, ufak tefek anlaşmazlıklar olsa da bundan sonra bunların hiçbirisinin olmayacağı anlamına geliyor ki Güney Kıbrıs Rum yönetiminin e, en istemediği senaryo buydu. Şimdi tam böyle bir zamanda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli yani ittifakın iki lideri beraber Kapalı Maraş'a gidiyorlar ve Kapalı Maraş'ı ziyaret edecekler. Biliyorsunuz, e, harekattan bu yana kapalı olan bir bölgeydi orası ve asla açılamayacağı falan ifade ediliyordu. Evet. Şimdi hem orası açıldı hem de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve e, o ittifakın destekçisi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçesi, Bahçeli beraber kapalı Maraş'a gidiyorlar. Şimdi bunun ee, dış politikada verdiği mesaj şu anda işte Doğu Akdeniz'deki konu Yunanistan'ın tutumu, Güney Kıbrıs'ın hareketleri, Pompeo'nun daha önce Güney Kıbrıs'ı ziyaret etmesi yani burnumuzun dibine kadar geldi, Türkiye'ye uğramadı. O zaman da Güney Kıbrıs'a gitmişti. Şimdi böyle bir dönemde Fener Rum patrikanesine gitmesi konusu e, gözden kaçmamalı. Ben sayın Nedim Şener'e katılıyorum. Fener Rum patrikanesinin bu ülkede yaşayan vatandaşlar olarak, bu ülkenin vatandaşları olarak sağduyulu hareket etmesi gerekir. Pompeo'nun bir Dışişleri Bakanı gibi değil de CIA Başkanı gibi yaptığı bu hamleyi Fener Rum Patrikhanesi umarım görür ve bu toplumun vatandaşları, bu toplumun bireyleri olarak sağduyulu bir tepki gösterir ve süreci sakin bir şekilde yönetir. Levent Yılmaz'ın bu söylediği önemli CIA Başkanı gibi dedi ki CIA Başkanlığı yapmış bir isim Aynen. değil mi Pompeo? Hocam, Ali Bey siz mi seslendiniz? Ben... Evet, Levent, Levent Bey'in aslında bir dediklerine katılıyorum, bir dediğine katılmıyorum. Neden? Çünkü Pompeo'nun ziyareti sadece Patrikhane'ye değil, yedi ülkeye gidiyor. 7 ülke içinde Fransa, Suudi Arabistan... Doğru, Türkiye. doğru. Onu Patrikhane biliyorum. ...ülkelerin ziyareti var. O nedenle bunu böyle sadece Kıbrıs'a bağlamak ziyareti yanlış. Bunu bence net olarak söylemek lazım. Zira bu tür ziyaretler önceden de planlanıyor. Ha şunu da demiyorum... Patrikhaneye gitmesi hakikaten Türkiye'ye akıllarınca gözdağı vermektir, yanlıştır. Ama bunu tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maraş'a gitmesiyle de bağlamak da yanlıştır. Burada Türkiye'nin... Ya öyle bir bağlantı da... yapmıyorum Ali Çınar. Öyle kompörür, Öyle bir kompörür. bağlantı, tamamen buraya bağlamıyorum. Tamamen evet. buraya bağlamıyorum. Hatta hatırlarsanız şeyi de söyledim. Daha önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni de ziyaret ettik kısa bir süre önce. Ankara'ya gelmemişti onu da söyledim. Hani bir süreç olarak değerlendiriyorum. Kesinlikle ya Pompeo'nun Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye'ye karşı da açıklamaları ve hareketleri net. Yani bunu çok zaten sürpriz olarak söylemeye gerek yok. Yalnız şunu da belirtmekte fayda var. Biden'ın dış politika kurmayı Anthony Blinken büyük ihtimalle ulusal güvenlik danışmanı olacak. Bu ismi Türkiye çok duyacak. Türkiye'yi çok iyi tanıyan Obama döneminde üst düzeyde dışarı bakan yardımcılığı yapmış. Ulusal Güvenlik Danışmanı yardımcılığı yapmış şu andaki bir numaralı isim dış politikada geçen ay sosyal medya hesabından Türkiye'yi ve eleştirerek Kıbrıs seçimini eleştirdi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Tatar'ın Kıbrıs'la ilgili demeçlerinin çok hayal kırıklığı yarattığı ile ilgili aleyhte açıklamaları var. Ya yani bunlar bazen gözden kaçıyor ama biz bu tartışmaları Biden yönetiminde de maalesef yapacağız. Yani bu sadece Pompeo'nun değil, Amerika'nın dış politikasında, evet. bilhassa Yunanistan yani bu... ve Rum ve Kıbrıs konusunda Türkiye'ye tek taraflı bakışının devam edeceğini de altına Yani bu, bu var. E, başkan kim olursa olsun, ekibi nasıl değişirse değişsin, Amerikan de siyasetinin bir parçası ve devamlılığı öyle olur. Niye değil? Ben öyle görmüyorum. Yani, Niye? Yani ben biraz sonra tartışacağız belki ama Biden ekibiyle... E, Trump gibi olmayacak yani bu şekilde sert girişler olmayacak diye düşünüyorum ben. A, iki Neden? Var. Yok. Aslında çünkü Biden'ın söyledikleri hani seçim e, a, Biden öncesinde kampanya süresince biraz söyledikleri ben, ama hepimizin ben bir katkıda tartıştığı, bulunmak istiyorum Ali Bey tamam. de aynı. E, siz o katkıda bulunun sonra ben Ali Çınar'a bu e, diplomasi danışmanı Carpenter'ın söylediklerini soracağım ondan sonra o konuya evet, girelim sizin hocam. Yani hocam. burada aslında bir paragraf açmak istiyorum çünkü Ali ile beraber çok omuz omuza. Amerika'da uzun yıllar e, birçok lobicilik faaliyetinde bulunduk. İbrahim Kurtuluş, Gülşen Yedi çok birçok arkadaşımız çalıştık. Evet. Burada asıl konu şu, demek ki biraz da biz kendi şeyimizi e, incelememiz lazım. Lobiciliğimizi incelememiz lazım. Oraya katılıyorum. Oraya eğer, çünkü katılıyorum. eğer biz bugün bir muhtar adayının bile yanına gidip ziyaret etmezsek... ...bu muhtar adayı ileride senatörlüğe kadar yükseliyor demek ki biraz daha ciddi olarak işte bizim orada Azerbaycanlı kardeşlerimiz Balkan Türkleri birçok bir gruplar var. Yani ben bir toplantı yaptığım zaman bir gün bir toplantı yaptık 11 Eylül'den sonra işte birçok toplantıları iştirak iştirak ediyoruz. Ben Çinli Müslümanları, Porto Rikolu Müslümanları, İrlandalı Müslümanları emniyet müdürünün önüne getirince emniyet müdürü dedik ya İrlandalı Müslümandan vardın dedi. Yani o hep kafasındaki algıyı değiştirdik. İşte bizim oradaki gücümüz oydu. Lobicilik faaliyetimizin çok ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor. Ben katılıyorum ki, buna. O yüzden e, Pompeo eğer buraya e, Fener Rum Patrikhanesi'ne geldiği zaman bizim oradaki lobiciliğimiz güçlü olmuş olsaydı bugün Pompeo Ankara'ya da uçağını çevirirdin. Çünkü çekleri bizden gidecektin. Çünkü o, o başkanlık seçimlerinde bilmem senato seçimlerinde biz onlara yapmış olduğumuz yardım kampanyasında çünkü açıktır biliyorsunuz şeffaftır yardım kampanyasından e, dan dolayı gelip bizi de ziyaret edecek. Şimdi orada atasözü var. İğneyi kendine çuvaldası başkasına. Bu, bu aslında neyse bu işte e, mesele şu. Türkiye'de Biden'la beraber elbette Sayın Cumhurbaşkanı Kurmayları da yeni tur geldiği zaman ona göre bir şey alacaktır. Peki Ve, o şeyi de biraz sonra açıklayacağız. Konuşacağız. bize verilmiş mesajlar var. var. Türkiye bunu o iyi okuyacaktır. Türkiye... Ama S-400 var o mesajlarda. Söyleyeceğim şey şu. Hocanın Levent'in Ankara'da söylediği şey doğru. Türkiye kadim bir medeniyettir. Bir devlet geleneği vardır. Dolayısıyla Amerika ile ilişkilerin iki müttefik gibi inişli çıkışı olacaktır ama bu kopmayacaktır. Joe Biden'la ben ilişkilerin tamam belki dediğiniz gibi bunlar Birinci derecede olmaz. Olamaz yani. Ee, bize onu söyleyebilir ama bu Türkiye'nin iç meselesidir. Ee, istediğiniz kadar şey yapın. Türkiye kendisinde nerede eksikleri var bunu bilmesi gerekiyor. Bu da sizin dediğiniz gibi burada senatoda yeni seçilenleri yani bizim PR'ı yeniden çalıştırmamız gerekiyor. Bizi kapıdan sokmasa da sen gireceksin arkadaş. eder nasıl Ama giriyorsun? Ama e, mesela bir PR şirketiyle anlaşmış Türkiye baskılar sonucu vazgeçmiş o. <laughs> e, şirket demişti. De, Ali Çınar tamam. o bilgi baş... de vermişti <laughs> yani. yani. Demek ki o, o vazgeçer başkasının. Tamam. Ama burada eksiklerimizi görmemiz lazım. Hani kardeşim size katılıyorum. katılıyorum. Tam hani nasıl şeyde futbolda tam pres var. bizim Cumhurbaşkanı da topçu. Nereye gol atılacağını bilir yani. Nerede pres yapar bilir. Bu yeni bir başlangıçtır. Bu yeni 90 dakikada da Türkiye Amerika ile muhasamata değil tam tersine işbirliğine gidecekti. Amerika bizim düşmanımız değil. Bunu ben altını çıkarıp e, söylüyorum. Tabii ki. Tebessüm e, ben etti Nedim de, Şener. Ben, ben de her zaman şunu söylüyorum. Amerika bir müttefikiniz varsa düşmana ihtiyacınız yoktur. Yok aynı kanıda değil. Çünkü Amerika bakın Amerika her cümlede şöyle konuşur. Amerika'nın çıkarları. Herkes Ama, aynı şeyi söylüyor. Yo, hayır. Türkiye haklarından bahseder. Hak Biz hak. hak kelimesinden. Yani mesela paranızla silah alma hakkınız ya yani dünyanın her yerinden Amerika dahil veriyor mu? Size o hakkınızı kullandırmıyor. Türklerin hayatını kurtarma Kıbrıs'ta o hakkı kullanmak istiyorsunuz. İzin veriyor mu? Hayır. Ulusal güvenliğinizi sağlamak için operasyon yapacaksınız ki Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi buna izin veriyor. Hakkı kullanmak istiyor musunuz? Hayır. Azerbaycan'da Operasyonu destek veriyorsunuz. Bir hak var. Ülkenin topraklarının yüzde yirmisi işgal edilmiş. O hakkın yerine gelmesi gerekiyor. Amerika karşınızda. Yani bizim için bu müttefiklik kavramının yeniden mi gözden Bak, geçirilmesi lazım bir, size? Müttefiklik yani. kavramı Türkiye halkına söylenen çok büyük bir yalandır. Bunu savunan da maalesef ne savunduğunu bilmiyor. Ya da iyi olsun, niyeti iyi olsun. ya yani niyeti iyi amaçla söylüyor. Hocam Ama o zaman şu, ben sana o zaman, bir karşı cevap vereyim. Bak bir dakika. Hocam ben tamam izin e, verin ben e, tamamlayayım. Tamam. Dolayısıyla bakın bizim 1960'tan beri yani Soğuk Savaş'tan sonra ku, altyapısı alt kuruldu da askeri darbeden bu tarafa alıyorum. uğradığımız bütün saldırılar hep müttefiklerimizden ya Avrupa ülkelerinden ve Amerika'dan gemimizi batırdılar. Askerlerimizin başına çuval geçirdiler. Darbe yaptılar. Her darbenin arkasında oldular ve utanmadan da bunu söylediler. Biden Biden Türkiye'ye geldiğinde Şubat ayında Can Dündar'ın oğluna yaptığı toplantıda söylüyor ya. FETÖ'cüler bunun yazışmalarını yapıyorlar. Ben bunları yazıyorum. Neden görmüyoruz arkadaş? Karşımızda bugünkü hükümeti devirmeye kalkmış, Cumhurbaşkanı'nı öldürmeye kalkmış bir darbe girişimi yapıldı. Arkasında da Amerika Birleşik Devletleri vardı. Biz hala efendim müttefik falan. Kardeşim ben şunu söylüyorum. Ben diyorum ki sen benim müttefikim görünüyorsun. Bu bir kurumsal çerçeve. Ama biliyorum ki sen benim düşmanımsın ve ben sana aynen bu şekilde muamele edeceğim. Neden? Çünkü Türkiye bakın gelecek bu birkaç yıl içinde çok büyük bir hak mücadelesi aramasına devam edecek, mücadelelerine devam edecek. Akdeniz'de, Ege'de çok ciddi mücadelelere girecek. Orta Asya'da çok ciddi mücadele ve hep karşısında çıkarlarıyla o bölgelere müdahale etmek isteyen haydut devlet Amerika Birleşik Devletleri'ni görecek. Hatta Rusya ile daha yakın olacak bazı konularda ki bu Suriye'yi de kapsayacak zamanda, zamanı gelince. Biz bunu göreceğiz bunun işaretleri var şimdiden. Ama hep Amerika'yı karşımızda göreceğiz. Ya şöyle bir şey düşünün. Böyle bir müttefiklik olabilir mi? Gidiyor PKK terör örgütüyle açık açık bile bile Jeffrey kendi başkanına yalan söyleyerek gidip silah veriyor, bomba veriyor, o roket veriyor. O roketle benim askerim benim sivillerim şehit oluyor. Üç tane e, e, işçi, Kürt işçisi roketle vuruldu. Kim verdi o roketi? Müttefikiniz verdi. Bugün F Fransa uçak gemisini göndermekle kimi tehdit etti? Müttefiki Türkiye'yi. Yunanistan güya işte hani savaş falan bitmiş NATO üyesi güya müttefik. Neye saldırıyor? Türkiye'nin haklarına. Arkadaş Amerika 10 bin, top, 10 bin kilometre uzaktan çıkarları için buraya geliyor ve ben bu ülkenin haklarını, bak hak kelimesi, hak, hiç kimsenin çıkar Türkiye'nin çıkarı için değil, hakkını korumak adına hiçbir şey söylemeyeceğim, yapmayacağım. İşte Erdoğan bir yerden gol atmaya çalışacak falan filan. Gol atmaya kalkarsan öbür taraftan kalenizin yerini değiştirirler, golü oradan atarlar, yine onu sayarlar. Siz bir yerde beklersiniz, Kaleyi beklersiniz, emperyalizm gelir, kale direklerinin yerini değiştirir, topu sokar içeri ve onu da nizami gol sayar size. Dolayısıyla lütfen i̇şte, hani Türkiye toplumunu bakın ben Türkiye oluyor, toplumunu ne diyecek, merak Türkiye ediyorum. toplumunu Türkiye toplumunu doğru bilgilendirmek. Yani bu kadar böyle e, düşman tavrıyla, düşmanla açıklamak uygun değil bence. Yani e, uluslararası konuları çünkü o zaman hiç kimsenin dostu olmaz. Ben şunu söylüyorum. Türkiye'nin dostu olmaz. Usta, e, İsmail Bey. Yani hak ve çıkar. Hak ve çıkar. Bakın, Eğer şey şu, çıkarlarımızı korumazsan haklarımızı da koruyamayız. Düşman diye size savaşalım demiyorum. Düşman olduğunu bilelim. Hangi alanlarda saldırdığını bilelim. O i̇şte ayrı bakın, konu. Şu şu Pompeo yaptığı işte, Amerikan eliyle CIA operasyonu gibi gelip Fitne'yi sokmak içimize. Bunun etkilerini evet. biz göreceğiz. Ayasofya konusunda göreceğiz. Ayasofya bu ülkenin e, iradesinin namusu olmuş. Son zaman, son yıllarda bu Türk toplumu bunu Hocam, gayet ta şey tavazu içinde yani. cebine alıp koyabilir. Yani kabahati sadece bir dakika, bir kabahati sadece Amerika'da aramak uygun kabahati kabahati değil. Kabahatin büyük büyük. Var. Bizde var. Yani. Bak, öyle etki Öyle etki ajanları pardon. var ki içeride. Öyle etki Şöyle ajanları var ki Amerika'da kabahatin büyüğü bizde. Bir dakika. Etki ajanları var. Sana Öyle bir noktaya getirirler ki ne dediler S-400'lere? 4 Canım Türkiye ekonomisi yaptırımlarla memnun olacak S-400'ü almayalım bir etki ajanları yok muydu? Bunların alayı etki ajanıydı. Siyasi parti liderleri ve siyasi parti milletvekilleri dahil çıkıp açıklama yaptılar. Türkiye'nin Libya'da ne işi var diye hak ararken, hakkını ararken uluslararası anlaşma yapmışsın. Karşı hükümetle, meşru hükümetle bu hakkın için oraya giderken sana niye gidiyorsun dediler. Ve partiler Türkiye'nin yaptığı bu operasyona mecliste imza vermediler. Bunların hepsi etki ajanlığıdır. Kim adına yapıyorsun sen bunu? Ayasofya'yı götüremez ama birini getirir tekrar kapısını müze asıp müze yaptırmıyorlar. Zor o biraz zor. Peki zor. Sayın Pekin bu kadar keskin bakılmamalı diyorsunuz ama yani ülkeler arasında yani şöyle, hem bu kadar her alanla dost. Her alanda düşman gibi bir kavram olabilir mi? Yani Olmaz konu zaten başlıkları, şey. alanlar yani. değiştikçe o kavramlar da değişiyor. Ama toptan müttefik anlayışıyla yani itirazı bana var. Ee, Nedim Şener'in benim anladığım. Bana anladım. bir tane dostluğunu göster. Yani müttefik, Amerika e, evet, o, evet Müttefik, müttefik bak, olup olmak bak, önemli değil. Her ikisi de çok kıdemli askerler. Bana çok, yani şöyle. Türkiye'nin hakkıdır. Türkiye bu konuda çok haklıdır. Çıkarlar açısından değil. Sadece Türkiye'nin hakları açısından yaptığı bir tane destek söylesinler. Yani o hakkı teslim. Şöyle değil. Mesela Türkiye'ye füze veriyorlar. ...Rusya soğuk savaş döneminde e, Rusya'ya karşı bariyer oluşturuyorlar. Onları saymıyorum Öyle diyorsunuz. Değil. Peki. Türkiye'nin hakkı olduğu için. Ya mesela Kıp E ama yani zaten <laughs> Hadi bana söyleyin bir tane örnek Başka örnek zaman tamam. Buyurun sorarsın. Ali Çınar. Bir dakika. Baş... bir dakika. Önce yani... bir Ali Çınarı duyalım sonra Bani Sayın yani. Pekin ...sonra döşek. Buyurun. Çok bekledim. Yani Amerika'ya tamam. Ee, değerli komutanın dediği gibi diplomasi temelleri vardır ama ya şimdi Amerika diyoruz evet sıkıntılar var. Rusya PKK'yı terör örgütü olarak tanımayan bir ülke. Rusya YPG PKK ofisini Moskova'da açan bir ülke. Rusya Libya'da Türkiye'nin başına iş açan ülke. Rusya Suri Suriye'de Türkiye ile oyun oynayan ülke. Yani bakıyoruz ama Rusya'yla da bu kadar yakın olduk da yani Rusya içinde dost demedi ki ne dedim Yani siz demek Rusya'yı dost yani Amerika Amerika ama başka ülkeler Türkiye'ye yakın olanlarda da baş belası olmuş durumdalar. Yani tamam. terör örgütü derken O zaman yan yana da, YPG ile bu kadar yakınlığını da unutmamak lazım. Rusya'nın yakınlığı Amerika'nın yakınlığı gibi değil. O orada ofis o bir emperyal güç olarak bölgesel güç olarak onu elinin altında tutuyor. Gerektiği zaman tokatlamasını da bilir. Rusya farklı bir şey bağlamda. Yani PKK ile ilişkisi Amerika ile kurduğu değil. Korkunç olan şey şu e, Ali. Rusya ile bizim ittifak müttefiklik ilişkimiz yok. Stratejik ortak falan değiliz. Aynı bağlamda NATO gibi bir örgütle mesela üye değiliz. Ben şunu söylüyorum. NATO dost, müttefik, stratejik ortak dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl düşmanlık yaptığını hatta tam karşı cephede olabilecek Rusya'ya Rusya'dan daha fazla nasıl düşmanlık yaptığını örneğini veriyorum. Geçmiş tarihimiz, askerlerimiz bunu çok iyi biliyorlar. Amerika'nın Türklere yaptığı haksızlığı denizde, karada. Ya hangi müttefik, müttefik askerin kafasına çuval geçirir? Hangi asker bunu hizmeder, hazmeder? Ben sivil olarak hazmetmiyorum. Hazmetmiyorum kardeşim. Kabul edilemez. Ha? Evet, kabul hangi edilemez. asker bunu ha hazmeder? E, Türkiye yaptılar bunu. Ve ben buna şimdi Rusya, Rusya tam ebedi kalıcı olarak ne olduğunu biz biliyoruz. Oradan gelecek tehdidin de vakıfız zaten. Her an her şey olabilir ama bölge konu odaklı, çözüm odaklı Peki. bazı konulara girebiliriz. Ama sen şöyle ya diyorsun müttefik. NATO'da beraber aynı tatbikatları yapıyorsun. Bazı bölgesel olaylara giriyorsun. E, e, askeri bilgiler alıp veriyorsun. istihbarat alışverişi yapıyorsun. Adam geliyor senin PKK işte Jeffrey'nin söylediği gibi hepimiz tanıyoruz. Ee, şeyde Suriye zaten. Kendi başkanına bile yalan söyleyen bir Jeffrey'den Demek bahsediyoruz. Ki... Şimdi bu adam düşünsene Türkiye'de gelip gitti kaç kere görüştü bizim yetkililerimizle. Acaba bize kaç yalan söyledi bu müttefikimiz Ali?